demek için yapıyoruz. Biliyorsunuz, Rojava Kürdistan'ın da halkımızın kimliğini inkar ettiler. Baskı uyguladılar, yok saydılar. Ama halkımız büyük bir mücadele yürüttü, örgütlendi. Ve son 2 yıldır, 3 yıldır bir devrim yaratıyor. Buradan Rojava devrimini selamlıyoruz. Halkımızı kutluyoruz. Her birisi Rojava. Her birisi Rojava. Halkımız 7'den 70'e kadınıyla erkeğiyle ülkesini savundu. Köyünü savundu. Halkını savundu. Ve bir halk olarak kendisine özel bir yönetim imkanı yarattı. Ben sizlerin huzurunda Kürt halkı adına, Ahmet halkı adına, Rojava devriminde emek veren, direnen ve şehit düşen tüm Rojava devrimcilerini, Şöleşkenleri buradan saygıyla selamlıyorum. Tüm Orta Doğu, tüm dünya şunu gördü ki Kürt halkı artık kendisini savunabilecek, artık kendisini koruyabilecek, artık kendisine özgür bir gelecek yaratacak bilinçlidir, kararlıdır ve bu konuda büyük bir örgütlü güce sahiptir. Rojava Kürdistan'ında yaşayan tüm farklı kimliklere, tüm farklı inançlara gelin birlikte demokratik ve özgür bir yaşam kuralım dediler. Halk meclislerine herkesi dahil ettiler. Kurucu bir meclis oluşturdular. Bu kurucu mecliste Rojava'da yaşayan tüm halklar yerini aldı. Ve demokratik bir tartışma sürecinde kendi kurallarını, kendi yasalarını, kendi anayasalarını oluşturdular. Bu bir halkın öz gücüyle inşa edilmiş demokratik bir devrimdir. Suriye'nin kurtuluşu da, Orta Doğu'nun kurtuluşu da Rojava devrimini örnek almaktan geçiyor. Buradan sesleniyoruz. Suriye'de yıllardır korkunç bir savaş yaşanıyor. Artık insanların başını sokacağı bir evi bile kalmadı. Yaktılar, yıktılar, bombaladılar. Savaşın en korkuncunu yaşadılar. İşte Kürt halkının bu demokratik felsefesi ve bu özgürlükçü anlayışı sayesinde şu anda Suriye'de yıkılmamış, yakılmamış bir tek coğrafya kaldı. O da Rojava Kürdistan'ı. Diyoruz ki bunu örnek alın. Bugün Cenevre'de bir toplantı yapacaklar. Cenevre 2 toplantısına 4 gün kaldı. Bu toplantıda Suriye'nin geleceği konuşulacak. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. İşte gözünüzün önünde bir başarı var. Bir insanlık devrimi var. Bir demokratik devrim var. Eğer Suriye'ye bir gelecek arıyorsanız öncelikle Rojava'yı davet edeceksiniz. Kürt halkını çağıracaksınız. Onları dinleyeceksiniz. Kürt halkı ve Rojava Kürdistan'ında yaşayan herkes bir araya geldiler.
diyorlar ki eğer Suriye'nin geleceğini konuşacaksanız bizleri Yüksek Türk Konseyi'ni bir özgür irade olarak kabul edin. Türklerde bu toplantının bir bileşeni olsunlar. Size örnek olsunlar. Size çıkış yolu göstersinler. Size demokratik bir yaşam nasıl kurulur bunu öğretsinler. Ama değerli halkımız, ne yazık ki 4 gün kaldı bu toplantıya, hala Kürtlere bir davet gitmiş değil. Hala Yüksek Kürt Konseyi'ni Cenevre'deki toplantıya çağırmadılar. Biliyoruz, dünyanın egemen güçleri, uluslararası güçler, Orta Doğu'nu kan gölüne çevirdiler. Bu sınırları cetvellerle çizdiler. Öyle bir sınır çizdiler ki tam 100 yıldır Orta Doğu barış ve huzur yüzü görmedi. Kürt halkı katliamdan kurtulamadı. İşte artık bu cetvelle çizilen ve bazılarının çıkarlarına göre çizilen bu sunni sınırlar anlamını yitirmiştir. Orta Doğu'da demokratik bir gelecek inşa edilecek. Kürtler de burada yerini alacaktır. Kürt halkı artık 21. yüzyılda özgürlüğü yaşayacaktır. Kürdistan artık halkıyla buluşacaktır. Bunun önüne hiç kimse geçemez. Bu nedenle diyoruz ki, ey uluslararası güçler, ey Avrupa ülkeleri, ey Birleşmiş Milletler, artık Kürt halkını görün, Kürt halkının iradesini kabul edin, Kürt halkıyla birlikte bir çözüm arayışına girin. Bunu yaparsanız tüm Orta Doğu kazanacak, tüm insanlık kazanacak. Ama aksini artık Kürt halkına dayatamazsınız. Rojava Kürdistan'ında özel bir yönetim kuruldu. Siz kabul etseniz de, etmeseniz de halkımızın iradesini selamlıyoruz. Özel, demokratik Rojava Kürdistan'ını. Selam olsun halkımızın yarattığı devrine. Ve değerli halkımız, bizlere de büyük görevler düşüyor. Biz hep şunu söyledik. Dedik ki sınırlar çizebilirsiniz. Tör örgüler açabilirsiniz. Mayınlar, tuzaklar kurabilirsiniz. Ama Kürt halkının yüreğini bölemezsiniz. Kürt halkı bir bütündür. Başlıyor, bakıyor, Rojava, Rojla bir bütündür. Bu nedenle bugün artık Kuzey Kürdistan'da, Bakur'da bize düşen görev yek vücut olmak, ulusal birliğimizi güçlendirmek ve Rojava devrimine buradan en güçlü desteği sunmaktır.